Merhabalar, Semiray'ın lezzet gemisine hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle tadına hayran kalacağınız harika bir muzlu köstebek pasta hazırlayacağız. Birkaç püf noktası var sevgili arkadaşlar. Ama var ya bunu yaptıktan sonra inanın en gözde tarifleriniz arasına girecek bir tarif. Dilerseniz sizleri fazla bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçelim. Öncelikle kremamızı hazırlamakla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir bardak şekerimi, bir bardak nişastamı, mısır nişastası kullandım burada. 2 dolu yemek kaşığı unumu, 2 paket vanilyamı tencerenin içerisine aldıktan sonra şöyle 1 litre sütü, hepsini birden değil de aşama aşama bir miktarını malzemelerimin üzerine dahil ettim ve bir miktar karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra kalan sütümü de içerisine dahil ettim ve ocağımın altını yakarak, karıştırarak muhallebimi pişirmeye başlıyorum. Zamanla muhallebiniz bu şekilde koyulaşacaktır. Oldukça koyu bir muhallebi oluyor. Ardından ocağın altını kapatıyoruz. Ve piştikten sonra mutlaka 2-3 dakikada ocakta tutmanızı tavsiye ediyorum. Yani hemen pişti diye ocağın altını kapatmayın. Yaklaşık şöyle göz göz olduktan 2-3 dakika sonra ocağın altını kapatın. Ocağın altını kapattıktan sonra 150 gram tereyağını içerisine koydum ve bir miktar karıştırdım. Tereyağı eridikten sonra içerisine bir paket toz şanti koydum. Baktım çırpıcıyla olmuyor ve bir mikser yardımıyla kremamı bu şekilde hazırladım. Üzerine streç film geçirdikten sonra hava almayacak şekilde tamamen soğumaya bırakıyorum muhallebimi. Kekini hazırlamak için 3 adet yumurta, 1 bardak şeker ve 1 paket vanilyamı karıştırma kabımın içerisine aldım ve mikser yardımıyla mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpacağım. Kullandığım bardak ölçüsü bu arada 200 mililitredir. Bunu da belirteyim. Şimdi bakın yumurta ve şekeri çırptıkça en son bu kıvama geliyor. İşte keklerde bu kıvam çok önemlidir. Ardından bir bardak süt ilave ettim. Ve bir bardak da sıvı yağ ekliyorum. 2 dolu yemek kaşığı kakaomu da ilave ettikten sonra tekrar mikserle çırpma işlemine devam ediyorum. Burada yumurtalarınızı mutlaka oda sıcaklığında kullanmaya önem gösterin. İçerisine 2,5 bardak unumu da dahil ediyorum. En son bir paket kabartma tozumu da ekledikten sonra çırpma işlemime devam ediyorum ta ki homojen bir kıvam alana kadar. Arkadaşlar bu tarifin yani kekin kıvamı gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Kekin dokusu ve özellikle kremanın dokusu muhteşem oluyor. Bunu zaten en son göreceksiniz. Kekimi 26 santimlik bir kalıba boşalttım ve ısıttığım 170 dereceli alt üst ayar fırınımda 30-35 dakika kontrollü bir şekilde pişirdim. Kekim soğuduktan sonra arkadaşlar burada mutlaka kekinizi soğutun. Üzerine bir bez örtüp o şekilde soğutabilirsiniz. Daha güzel olacaktır. Hemen kelepçesini açtım ve gördüğünüz gibi bir daire halka kestim. Ve şimdi ortasından da artı şeklinde keserek o kenar kısımları yani kestiğim kısımları yavaş bir şekilde, dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Zaten çok nemli bir kek olduğu için sizi hiçbir şekilde zorlamıyor.
Kaşığı vurduğum anda zaten hemen parçalanan bir kek. Evet, resmen kekin içini oydum. Şimdi burada hiç rondoya gerek bile yok. Ellerinizle ufalayabilirsiniz. Dediğim gibi çok kolay bir şekilde ufalanıyor. Çok nemli bir kek, dalgan bir kek olduğu için sizleri hiçbir şekilde zorlamıyor. Bakın el yardımıyla hafif hafif şöyle elleriniz içerisinde ovuşturarak kekinizi toprak kıvamına getirebilirsiniz. Evet, şu an kekimi hazırladım. Şimdi diğer kekimin içerisinde oymuştum. Muzlarımı yerleştiriyorum. Burada yarım muz kullandım. Fakat videonun sonunda göreceksiniz ki pastada bütün muz olacak kestiğimde. Çünkü bu tarifi yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar bir gece bekletmem gerekiyor. Yani mutlaka bir gece pastanın beklemesi gerekiyor. Ve ertesi gün tekrardan servis etmeniz gerekiyor. Şimdi burada ertesi gün bana aniden misafir geldiği için ben bu pastayı çekim yapmadan yani sonunu çekemeden kesmek zorunda kaldım. Misafirlerime ikram etmek zorunda kaldım. O yüzden sonradan pastayı tekrardan hazırlayarak son kısmını tekrar çektim. Yani sunum kısmını tekrar çektim. Ve orada da muzları bütün kullanmak istedim. Kestiğim zaman da bence bütün haliyle daha güzel oldu muzlar. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Yani kestikten sonra muzların bütün kalması sizleri şaşırtmasın. Burada çünkü yarım ekledim gördüğünüz gibi. Kremamı da güzel bir şekilde yerleştirdikten sonra ufaladığım parçalarla kekimin üzerine böyle bastırarak kapatıyorum. Yukarıda bir bombe oluşturuyorum. Kek parçalarını üzerine koyduktan sonra mutlaka bastırın. Kelepçeyi taktıktan sonra bu kek parçalarını koyarsanız daha düzgün bir şekilde koyacaksınızdır. Bu şekilde iyice bastırıp şekil aldıktan sonra pastamı kaldırıp bir gece buzdolabında dinlendirdim. Bir gece sonrası dediğim gibi misafirim geldiği için kesmek zorunda kaldım ve bu pastayı tekrardan hazırladım. Bu sonradan hazırlamış olduğum pasta. Burada muzları bütün kullandım. Diğerinde yarım kullanmıştım. Muz elimde azdı. Burada bol olduğu için bütün bütün kullandım. Ama aynı pasta. Şimdi dilimleyip bakalım. Görüntü nasıl? Bu pastayı daha önce de Instagram hesabımda yapmıştım. Gerçekten çok beğenilmişti bu pasta. Deneyenler tarafından gerçekten çok beğenilen bir pasta olmuştu. Kreması ipek gibi. Keki de çok güzel oluyor. Hiç ıslatmanıza bile gerek kalmıyor. Görüntü zaten sanırım her şeyi belli ediyor. Mutlaka sizler de evlerinizde deneyin diyorum. Böyle çekmelere doyamadığım bir tarif oldu bu da. Burada eğer derseniz hani muz çok, muzun burada yarısını kesip kullanabilirsiniz. Yani ikiye bölebilirsiniz muzlarınızı ve kremayı da bir ölçü kullanabilirsiniz. Buradan belirteyim. Ama ben böyle heybetli bir pasta istediğim için kremasını 1 litre sütle hazırladım. Bence daha güzel oldu böyle bol bol kremalı. Şimdi hemen bir çatal alıyorum ve kremamın kıvamını sizlere gösteriyorum. İnanın ipek gibi bir kreması var. Keki de yumuşacık. Zaten muzlu her şeyi ben çok seviyorum. Hiç tereddüt etmeden deneyebileceğiniz harika bir pastadır. Yorum sizlerindir. Görüşlerinizi, yorumlarınızı hemen videonun altına bırakabilirsiniz. Bugünlük de geldik bir tarifimin daha sonuna. Benden daha yeni, daha güzel tariflerin gelmesini isterseniz lütfen tariflerimi sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle videonun altına görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.